2023'ün son programında dünyaca ünlü yazar, Nobel Barış Ödül adayı Akif Manaf stüdyomuzda. İrade nedir dersiniz? Bizim özümüzde mevcut olan potansiyel bir güçtür irade. İnsanı harekete geçiren, aksiyona çeviren, iten, ilerleten bir güçtür. Maalesef birçok insanda krizlerden, stresten, kafa karışıklığından, yorgunluktan vesaire irade gücü tükenmeye başlıyor. İrade aslında bir pile benzetebiliriz. O irade pilini şarj edebiliriz, güçlendirebiliriz veya da irade pili tükenir ve insan söylenen gibi bir iradesiz hale gelir. İradesini harekete geçiremez, irade onu itmez, ilerletmez ve o güçsüzleşir. İsteğlerini, amaçlarını, hedeflerini hayata geçiremez. Çünkü bazı insanlar kendileri söylüyor. Zayıf bir iradem var. İradesizim. Yapamıyorum. İradem yetmiyor diyorlar. İşte bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa iradeyi nasıl şarj edip tükenmez hale getirebiliyoruz. Çünkü irade genelde tükenen bir güçtür. Tıpkı bir pil tükendiği gibi. Biz onu artık bu teknikle, bu teknolojiyle, bu bilgelik ışığında güçlü ve tükenmez bir güce bağlayabiliriz, tükenmez yapabiliriz ve o zaman insan istediği hedeflere sürekli olarak ilerleyebilir, iradesini sürekli şarj edip güçlendirebilir ve istediği amaçlara, hedeflere ulaşarak daha başarılı, daha verimli, daha güçlü bir hale gelir. TV ekranlarına hoş geldiniz. Merve Tanrıverdi ile Bilinmeyenler programındasınız. Efendim, yeni yıla adım adım yaklaşırken hepimizin içinde şöyle yeni başlangıçlar, değişimler, yeni yeni sayfalar açmak istemiyor muyuz? İşte o program, bu program hiçbir şey tesadüf değil. 2023'ün son programında dünyaca ünlü yazar, Nobel Barış Ödül adayı Akif Manaf stüdyomuzda kendisini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Çünkü efendim yeni yıla hepimiz çok daha güçlü bir iradeyle başlayacağız. Kendisi 93. kitabı, yanlış duymadınız, yüze yaklaştık. 93. kitabı İrade Psikolojisiyle stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Her şey yolunda. Yani bayılıyorum. Şöyle bir genel açıdan bizi bir alır mısınız? Kitap kapağı, hocamın şıklığı, pozitifliği, saati fülü. Daha ne diyeyim ben size? Bu ne? Her gördüğümde daha bir fit olmuyor mu arkadaşlar? Ben mi yanlış görüyorum acaba? Doğru görüyorsunuz. Yoksa İrade gücüleniyor. siz irade zincirlerini kırıp mı geldiniz Evet, hocam? aynen öyle. Yani öncelikle kitap kapağı muazzam. Emeği Sağ olun. geçen herkese ve tüm editörlere gerçekten teşekkür Bu ederiz. bütün bayanlara bir mesaj. Zincirlerinizi Yeni yılda kırıyoruz hocam. kırın. Sizin için gördüğünüz gibi yeni bir konsept hazırladık arka fonda. Çünkü yeni yıla zincirlerimizi kırarak başlamak istiyoruz. Ve siz de çok değerli bir kitap daha, bir şaheser daha bu gezegeni, dünya gezegenine bıraktınız. Hocam şimdi irade psikolojisi diyoruz ya, hani böyle iradeli ol, irade. Bak, irade. Gerçekten İrade nedir yani? Önce bir ondan başlayalım. Çünkü halk arasında az bir iradeli ol deniyor ya. Gerçekten bunu ne kadar biliyoruz? İşte Evet. yazardan öğrenelim. İrade bir itiş, bir aksiyon veren bir güçtür, bir duygudur. İrade nedir dersiniz? Bizim özümüzde mevcut olan potansiyel bir güçtür irade. İnsanı harekete geçiren, aksiyona çeviren, iten, ilerleten bir güçtür irade. Maalesef birçok insanda krizlerden, stresten, kafa karışıklığından, yorgunluktan vesaire irade gücü tükenmeye başlıyor. İrade aslında bir pile benzetebiliriz. O irade pilini şarj edebiliriz, güçlendirebiliriz veya da irade pili tükenir
ve insan söylenen gibi bir iradesiz hale gelir. İradesini her iki de geçiremez. İrade onu itmez, ilerletmez ve o güçsüzleşir. İsteğlerini, amaçlarını, hedeflerini hayata geçiremez. Çünkü bazı insanlar, kendileri söylüyor, zayıf bir iradem var. İradesizim, yapamıyorum, iradem yetmiyor diyorlar. İşte bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa iradeyi nasıl şarj edip tükenmez hale getirebiliyoruz. Çünkü irade genelde tükenen bir güçtür. Tıpkı bir pil tükeniyor gibi. Biz onu artık bu teknikle, bu teknolojiyle, bu bilgelik ışığında güçlü ve tükenmez bir güce bağlayabiliriz, tükenmez yapabiliriz ve o zaman insan istediği hedeflere sürekli olarak ilerleyebilir, iradesini sürekli şarj edip güçlendirebilir ve istediği amaçlara, hedeflere ulaşarak daha başarılı, daha verimli, daha güçlü bir hale gelir. Bunun için o irade gücünün farkında olmak gerekiyor ve burada sunduğumuz teknoloji, teknikler uygulayarak güçlü iradeyle hayat boyu devam edebilir. Harika hocam. Ben zaten kitabınızı hemen okudum. İlk alanlardanım. Hemen zaten bakıyorum. Şimdi irade pili ve irade motivasyonu ile ilgili bir bölüm var. Siz hani konuyu açınca ben de hemen o bölüme girmek istedim açıkçası. Şimdi şöyle yazmışsınız. Aslında irade motivasyondan geliyormuş. Onun detayını öğrenmek istiyorum sizden ama ufak bir paragrafta okumak isterim kitabınızdan. Bazı insanlar başkalarına kıyasla daha fazla irade rezervine sahipler. Onlar duygularını kontrol eder, işlerini ertelemez, hedeflerinden şaşmaz ve davranışlarını çelik gibi iradenin kontrolü altında tutar. İrade rezervi mental güç ve zihinsel tutumlara bağlıdır. Daha güçlü irade inşa etmek için son derece kuvvetli stratejiler vardır. Bu irade stratejileri sayesinde bireyin sağlığı, verimliliği, başarısı ve mutluluğu artmaktadır. Gerçek şudur ki dünyevi iradenin enerji kaynağı ve pili egodur demişsiniz. Birey gün içinde iradesini her kullandığında bu pilden yararlanmaktadır. İnsan duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini kontrol ettiğinde pil boşalmaktadır. Örneğin birey herhangi bir duygusal ayartmaya karşı koyduktan sonra bir sorunla karşılaştığında çözüm bulmakta zorlanmaktadır. Çünkü irade rezervleri tükenmektedir. Böylece tükenmiş iradeyle birey herhangi bir performans sergileyememektedir. Ve bu iradenin motivasyonu iradeyle şarj edilmektedir. Şimdi bunu çok güzel yazmışsınız ama tam da bir algılayabilmek için motivasyon ve irade ve irade pili şarjından bahseder misiniz? Evet. Temellerden başlamalıyız. Bu kitapta insanlık tarihinde ilk defa irade konusunda yepyeni bir paradigma sunuyoruz. Dünyasal irade ve varoluşsal irade. Dünyasal irade dediğiniz yazıda okuduğunuz gibi evet. Daha çok egoya ve bencilliğe bağlı olduğu için tükenir. Ve çoğu insan da tükenmiş oluyor. Restore etmekte zorlaşıyor insanlara. Ve varoluşsal irade. Varoluşsal iradeyi biz kendi öz kaynaklarımızla şarj edebiliriz. Yani özümüzdeki o bilinç gücüyle, tükenmez bilincimizle varoluşsal iradeyi şarj edip onu bir tükenmez kaynağa dönüştürebiliriz. Çoğu insan genelde günümüzde çoğu insan iradesini egosuyla ve egodan kaynaklanan hırslarla besliyor. Görebiliriz ki hırslı insanlar hedefli oluyor, hedefler oluyor. O hırslı insanlar daha güçlü iradeye sahip oluyor ve hedeflerine ilerliyorlar. Çünkü belirli bir hırsları var. Örneğin bir mevkiye, bir güce ulaşmak, bir pozisyona, örneğin bir bakan, bir başbakan olma hırsı kişide oluyor ve o siyaset yaparak çeşitli yollarla o hedefe ulaşmaya çalışıyor. Onun iradesini besleyen hırstır, egosudur ve bencil isteklerdir.
Bu tür irade tükenebilir. Kişi bu hedeften şaşabilir. Bir gün o bezdirici bir hale gelebilir ve başkan olmaktan, bakan olmaktan vazgeçebilir. Fakat buradaki bizim esas altımızı çizdiğimiz bilincimizle, özümüzle, ebedi özümüzle beslenen varoluşsal irade. Bunun için insanın varoluşsal hedefleri olmalı. Örneğin insanlık, bütün insanlık daha güçlü bir iradeye sahip olsun ve o irade sayesinde savaşları bitirelim, barış olsun. Bütün savaşları durduralım. Çünkü bu insanın iradesine bağlı. Evet. Herkes el ele verip güçlü bir irade ortaya koyarsa savaşları bitiririz. Öyle. Ve savaşlar olmaz. İnsanlar da dağlarda, karlarda ölmez. Şehitler, şehit de düşmez. Bu acıyı çekmeyiz. İşte bu bir varoluşsal konudur. Varoluşsal bir yaklaşımdır. Evet. Veya dünyada açlık olmasın. Böyle bir irade sergilesin, insanlık sergilerse açlık konusunu, başka da toplumsal konuları o güçlü iradeyle halledebiliriz. İşte onun için varoluşsal, insani hedeflere ihtiyaç oluyor. Ve o zaman o irade bizim ebedi özümüzden, bilincimizden beslenmeye başlar ve tükenmez olur. Savaşları bitirelim, açlık olmasın, işsizlik azalsın, olmasın. Herkes eşit olsun, mutlu olsun, insanlık çiçeklensin, acılar olmasın gibi global bir amaçlar olunca biz o varoluşsal iradeyi devreye sokabiliriz ve tükenmez bilinç gücüyle, çünkü bilincimiz tükenmez bir kaynaktır. Yani burada iki kaynak. Dünyasal, evet, egosal irade. Egoyla, hırslarla, bencillikle besleniyor, o tükenir. Ve insanlar da onun tükendiğini görüyoruz. Veya bilincimizle, ebedi özümüzle beslenen varoluşsal irademizi tezahür edip ortaya koyarsak tükenmez bir iradeye sahip olabiliriz. O zaman bir kere biz onu harekete getirdiniz mi, o iradeyi? Onu günlük işlerde de kullanabilirsiniz. İşinizde de, programlarda daha başarılı olmak, kitap yazmakta, kitaplar daha güçlü olsun, kullanılabilir. Yani önemli olan o kaynağı bulup, kendinde o gücü bulup harekete geçirmektir. Tamam, yani şimdi kendimizde o gücü bulup, motive olup sonra tükenmiş irade pilimizi güçlendiriyoruz. Bu, evet, şekilde mi? Evet. Tamam, çok güzel bir noktaya değindiniz. Tam da günümüzün konuları zaten. Şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi hani dediniz ya, iradeyi gün içinde de kullanabilirsiniz. Peki, şimdi çok yakın zamanda başıma gelen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Geçenlerde işte bir sosyal medyada bir olay yaşadım. Bayağı da bir viral oldu. Yani 4,5 milyonu geçti şu anda. Yani peki bu İrade gücümüzü, hani dediniz de günlük şeyde kullanabilirsiniz diye, kötülüklere ve bakın hepinizin başına gelebilir sevgili izleyenler, bu hepimize büyük bir ipucu olsun. Şimdi yazardan öğreneceğiz cevabı çünkü. Kötülüklere ve zorbalıklara karşı irademizi nasıl kullanabiliriz? Çünkü taş hep en yakından geliyor maalesef. Bu senin dostun dediğin insan da olabilir. Hatta işte değer verip buraya konuk alıyorsunuz. Sonrasında sizi sosyal medyada bir konuda işte bombardımana tutuyorlar. Bu tarz gündelik olaylarda irademizi nasıl güçlü tutacağız ki, işte hem de egodan da ayırt ederek nasıl ilerleyeceğiz? Yani iradenin boyutunu değiştirmekle olayları kontrol edip olumlu hale getirebiliyoruz. Hedef nedir? Önemli olan hedef. Tabii şimdi sosyal medyada çoğu insanın ünlü olmak, çok takipçisi olsun, böyle göze girmek gibi hedefler var. Bunlar bencilce hedefler. Tabii ki. O yüzden görüyoruz ki bu insanların çoğu zaten motive olmak için, enerji almak için alkol, sigara, kahve, uyuşturucu, pudra şekeri, beyaz peynir. Ondan sonra ve böyle motive eden, güç veren maddeler kullanmak zorunda kalıyorlar. Veya ünlü olmak istiyor.
daha çok takipçisi olsun. Onun için yöntemler arıyor, kendine göre bir yöntem buluyor ve onunla ilerlemeye çalışıyor. Ve bu insanların görebiliriz, yani insan tarihi bununla dolu. Marilyn Monroe ile başlayalım. Evet, evet. Öyle. Overdose olup intihar vakaları ortaya çıkıyor. Çünkü o bencil çabalar. Amy Winehouse da buna dair. Evet. Çok genç yaşta. Evet, çok birçok. Çok ünlü bir şarkıcı. Yüzlerce, çok genç yaşta gitti. Yüzlerce yani. Örnek var. Ünlüler yani o şimdiki sosyal medyacılar uğraşıyor ya. Evet, evet. Oranın tepesinde olanlar, yani zirvede olanların bir an iradeleri tükenmiş, amacını tamamen kaybetmiş. Her şey anlamsızlaşmış ve tamamen hayattan bile vazgeçiyor. Çünkü amaçlar, hırslar bencilcedir. Sadece kendisi için. İradeni gücülendirmek için amaçlar ve yönelimler, hırs demiyoruz, hırsı aşacağız. Amaçlar ve hedefler varoluşsal olmalı. İnsanlık için olmalı. Evet, siz milyonlarca takipçiniz olsun ama insanlık için olsun. Evet. İnsanlara pozitif mesajlar vermek için olsun. Örneğin en bilinen barış mesajı. Şimdi gündemde bu. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz şehit oldu şu an. Onu nasıl önleyebiliriz? Yani insanlık nasıl şekillenmeli ki bu tarz olaylar olmasın? Bu varoluşsal bir olay. Savaşlardan, terörizmden kurtulmamız bu global bir iştir. Birlikte bunu yapabiliriz. Hedefler ona yönelik olarak. Ve evet, öyle yönelik olunca toplumsal, global bir hedefler varoluşsal olunca onu pozitife dönüştürmek çok daha kolaylaşır. Hatta bu olayda örneğin insanlar bir olaya, önemsiz bir şeye takılıp kalmış. Aynen. Kim nasıl konuştu, kim nasıl oturdu, nasıl kalktı. Çok komik ya. Buna bağlı. Evet. Daha çok da yani görüyoruz insanlar çok bel altı şeylerle ilgileniyor. Aynen. Sosyal medya bunlarla kaynıyor. Şimdi bel altına bel üstüne çıkartmalıyız. Aynen öyle yaptım hocam. Kalp. Evet. Gerçek sevgi, merhamet, şefkat. Bizim genç insanlarımız hedeflerine ulaşsın, hayatlarını kaybetmesin. Bel üstüne çıkınca hemen pozitif enerji akar. Siz saf sevgiden, şefkattan konuşunca olayı tamamen başka bir yöne dönüştürüyorsunuz. Harika. Şimdi şöyle oldu zaten. Gerçekten evet, aşırı derecede fazla takipçi geldi. Hatta bugün, dünden beri sizi paylaşıyorum. Size de o kadar güzel sorular geldi ki konu hemen değişti. İşte hemen tekamüle çevirdik, o bomba oldu. Ama benim asıl merak ettiğim, saygıdeğer yazar, yüzlerce, artık yüze yakın kitabınız olacak çünkü. 93. kitabınız ve bundan sonraki kitap beden kitabı geliyor değil mi? Beden nedir, nasıl kullanılır? Tamam, harika. Orada da sizi gündem, yayına davet en almak en istiyorum. En gündem bir şey, beden nedir? Şimdi az önce de söylediğim gibi taş hep en yakından geliyor ya, işte orası çok acıtıyor. Hani o sosyal medyada bir gün konuşulursun, 10 gün konuşulsun, unutulursun. Ama en yakın arkadaşından, dostundan böyle bazı bir takım olaylar yaşandığında orada karma almadan da irade gücünü, işte o pil bitiyor ya bazen. Hepimiz insan bedenindeyiz yani, ne kadar dayanıklı olabilirsiniz ki bazen bize de şalter atıyor çünkü pil bitmiş oluyor. İşte asıl oralarda tam nasıl bunu, irade gücünü kullanıp değerlendirebiliriz. Çünkü bazen insan bedeninde olduğumuz için güç kalmıyor. Evet. Şimdi çünkü irade, sonuç olarak irade duygusal bir güçtür. Duygu düşüncelere, psikolojiye bağlı. Psikoloji güçlü, sağlıklı olunca irade de güçlü oluyor. Evet. Psikoloji çökerse irade de çöker, sıfırlanabilir. O yüzden biz fiziksel sağlık, psikolojik sağlık da iradenin gücüne bağlı. O yüzden bu konuda bizim çok etkili tekamülsel tekniklerimiz var. Bu teknikler nefes, biyoenerji, fizyolojik hareketler, bedeni güçlendirme bununla bağlantılı. O yüzden bu teknikleri de sunuyoruz. Diyelim ki iradeniz tükenmiş, artık içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Orada bir tembellik haline gelmişsiniz. Hiçbir şey yapmak içinizden gelmiyor. Ne yapacağız?
önerdiğimiz çok özel nefes teknikleri var. Hı hı. O nefes teknikleri bu arada oksijen alımı da arttığı için bedende bir canlanma yaratacak. Hı hı. Fiziksel beden canlanacak. Bu zihine yansıyacak, zihin de canlanacak. Hı hı. Ve duygulara da yansıyacak peş peşe, zincirleme reaksiyon gibi. Duygular da canlanıp o zaman motivasyon yükselmeye başlayacak ve kişi bir şey yapmak isteyecek. Hı-hı. O arada bizim tavsiye ettiğimiz müzikler, şarkılar ve danslar var. O müziklerle dans edersiniz, hı-hı, biraz daha şenlenirsiniz. Kızgınlık gidecek mi? Ve iradeniz bir arada güçlenmeye başlayar. Yani hı-hı, irade bir duygu temelli bir güçtür. Hı-hı. O yüzden duygularımızı pozitifleştirip harekete geçirerek irademizi güçlendirebiliriz. Hadi bakalım. Peki. Bunu deneyimleyelim, evet, hep birlikte. Şimdi efendim biliyorsunuz 2024'e giriyoruz. Özellikle biz kadınlar. Şöyle bir durumumuz oluyor hepimizde. 2024 yeni başlangıçlar ve yeni başlangıçlar derken fazlalıklardan kurtulmak da istiyoruz. Diyet yapmak istiyoruz. Bağımlılıklarımızdan, sigara ya da alkol bağımlılığından ya da ex aşkından artık bir kurtulmak istiyorsun. İşte burada irade gücünü nasıl kullanacağız? Bu arada hocam sizin programlarınızda kitap okumalarım çok hoşuna gidiyormuş herkesin. O yüzden de yine izin verirseniz bu iradeyle, diyetle ilgili çok güzel bir bölüm yazmışsınız. Sonra da sorumuzun cevabını alırız. Şimdi... Örneğin kilo vermek isteyen insan sürekli kendini çikolata, tatlı, kurabiye, dondurma, kek, pasta ve benzeri besinlerin tüketilmesinden alıkoymak yerine onları eve almamalıdır. Şimdi bunu başardık mı zaten 1-0 2024'e iyi giriyoruz. Peki yani birey gün içinde sürekli bunları yememek için karar vermek yerine bir kere markette bunları almama karar vermelidir. Diğer bir ifadeyle birey sürekli yeme isteğine karşı savunmak yerine alma isteğine saldırmalıdır. Burayı çözemedim. Diğer bir ifadeyle birey sürekli yeme isteğine karşı savunmak yerine alma isteğine saldırmalıdır. Yani marketten onları almayacağız. Evet. Bu yaklaşım irade gücünü en doğru şekilde kullanma yoludur. Çok önemli. Yani irade gücünü savunmak için değil, savaşmak için kullanmaktır. Zira saldırmak için kullanılan irade gücü katlanarak artar ve zafere ulaştırır. Nasıl diyet yapacağız biz? Evet, işte burada muazzam bir ipucu. Çoğu insan bunu düşünemiyor. Evet. Diyelim ki evet, zayıflama programımıza girdiniz ve hızla fit olup zayıflamak istiyorsunuz. Evet. Ve hangi besinleri tükenmemin gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Evet. Tatlılar, hamur işi vesaire vesaire, makarnalar, onun gibi şeyler. Ne yapacağız? Buradaki yaklaşım, bak verilen yaklaşım çok isabetlidir. Gidip marketten onların hepsini alıp eve getirip sonra evde de oturup kavrularak yiyeyim mi, yemeyeyim mi, arada kahçamak yapıp arada da kendini tutmaya çalışmak yerine onları bir kere irade gücünü kullanacaksınız. Markette onları almayacaksınız. Yani irade gücü şöyle tükenmez oluyor. Şimdi bir kere markette irade gücünü kullanıp o besinleri almadığında artık evde onları 1000 kere kullanarak yememek için kendini yıpratıyorsun. Çünkü onları bulamıyorsun. Bunun için bu örnek var. Hı hı. Tavsiye edilen bir örnek. Hı hı. Örneğin bazı insanlar alkole bağımlılık oluşuyor, evet, ve evet, kurtulmak istiyor. Çünkü alkol vücudu, fizyoloji, psikoloji her şeyi bozuyor. Ne yapıyor o insanlar mesela? Onlara tavsiye nedir? Eskaza evde bir yerde alkol bir şişe rakı buldu mu hemen onu boşaltın. Hı. Hemen onu lavaboya boşaltıyorsun ve bitti. Artık olay kapandı. Ama sen o şişeyi orada bir yerde tutarsın sürekli, aklın oraya gidecek. Oraya gidecek. Sonra insan gidip onu koklamaya başlıyor, bakmaya başlıyor, eline alıyor. Ve orada artık irade tükeniyor. İşte burada şu durumu önemli. İradenin tükenmez olması ve hızlı tükenmesi. Buna herkes dikkat etmeli. Evet. Hesaplı, iradesini hesaplı kullanmalı. Şimdi o tatları alıp eve getirip sürekli kendini dizginlemek yerine, ki öyle iraden tükeniyor. Evet, evet. Her bir saatten bir
kendini tutuyorsun. Evet. Bir kere markette almamak ve o şekilde iradeyi tüketmemek. Harika. Ve başka şeyler için kullanmak. Başka şeyler ne olacak? Artık evde tatlı yok, hamur işi yok, şu yok. Sadece meyveler var, sebzeler var. Onları da bol bol yiyebilirsin, hiç sorun yok. Zayıflamak istiyorsunuz, bir çuval göbek alın. Bir çuval, onu tüketin. Sorun ne? İşte mesele de o, canımız o göbeği çekmiyor ki. Profiterol çekiyor hocam, orada ne yapacağız ama yani? Ama profiterol bulamıyorsun ki, elin altında göbek var. Miden aç. Yoğurtsana bakıyor, evet, su içinde. Yok. Sen yoğurta bakıyorsun evet, ama canım yok. Profiterol çekiyor. İşte yok, onlar olmadı elin altında. Onu yiyeceksin. Havucu yiyeceksin. Çünkü havuç var elin altında. Ve ondan sonra o kullanmadığın, tüketmenin iradeni egzersiz yapmak için kullanacaksın. Artık iraden tükenmiyor sürekli tatlı savaşlarında. Evet. Ondan sonra onu egzersiz için kullanacaksın. 20 dakika, yarım saat egzersiz yapıp iyice terleteceksin kendini. Peki. Şey hocam, o kadar güzel anlatıyorsunuz ki ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi sadece irade besinle ilgili değil ki. Şu toksik ilişkiler var ya işte günümüzde. Şimdi gençlerin kanalındasınız yani, üniversite öğrencileri sizleri izliyor. Çok da seviliyorsunuz. Bu toksik ilişkilerle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Orada irade gücü devreye girmeli. Evet. Hayır, bu sefer kesin bitti diyorsun. Hop, adam çiçekle geliyor, sen yine yelkenler suya iniyor. Evet. Ne yapılacak burada? Şimdi kararın arkasında nasıl duracağız? Evet, orada iradeyi tüketen unsur bağımlılıktır. İradeyi tüketiyor. Tabii duygusal bir bağ oluşmuş doğal olarak. İlişki ne kadar çok uzarsa, bir sene, iki sene, üç sene ne kadar çok uzarsa duygusal bağlar o kadar güçlü oluyor. Hatta enerjisel düzeyde, enerji merkezleri düzeyinde, çakra diyor onu, çakra düzeylerinde kordonlar oluşuyor. İleri geri enerji akıyor. Kişi bağımlı oluyor o enerji. Bağımlılık oluşuyor. O enerji istiyor. İşte bu bağımlılık İradeyi tüketiyor. O yüzden gücü yetmiyor. O yüzden bu konuda bağımlılık tarafından giriş yapmaz. İraden tükenme diyorsunuz ya, artık dayanamıyor. Ve barışıyor. Yine barışıyor. Barışınca da yine acı verici bir olay patlıyor. Çünkü insanlar bir günde iki günde değişmez. Tekrar acı çekiyor, tekrar uzaklaşıyor. İşte bu gelgitler ve bu depresif hallere girmeler olmasın diye oradan irade tükenmesin, güçlü kalsın diye bağımlılık tarafından gireceğiz. Ne yapacağız? Yeni sevgili bulacağız. Toksik ilişkilerden uzaklaşmak için yeni arkadaşlar edineceğiz. Evet. Gideceğiz kulüplerde, spor merkezlerinde yeni, sağlıklı insanlar. Onlarla tanışacağız, onlarla ne güzel bir şeyler yapacağız. Nefes egzersizleri yapacağız, nefes teknikler uygulayacağız, tekamülsel teknikler yapacağız. Harika. Ve bu şekilde onun yerine bir şey koymazsak bağımlılıktan kurtulmak çok zor. İrade tükeniyor, artık devam edemiyorsun. Harika. Şimdi sayın yazar şöyle, insanlık tarihinde ilk defa iradenin sınırsız bir güce sahip olabileceğine dair gerçek bu kitapta açıklanmaktadır. Bir insan hedeflerine ulaşamadığında ona iradesinin sınırsız ve tükenmez potansiyele sahip olabileceği söylenmelidir. Şimdi siz bunu çok güzel söylüyorsunuz. Biz bu kitabı okuyoruz, yutuyoruz, başucu kitabı yapıyoruz. Okey, evet. Tamam. İrade gücü. Ama yani siz diyorsunuz ki sınırsız ve tükenmez potansiyele sahip olabileceği söylenmelidir. Evet. Söylediniz, teşekkür ederim. Evet. Okuduk. Tamam, evet. İrade gücünden biraz bahseder misiniz lütfen? Söylediğim gibi irade gücü iki kaynaktan geliyor. Evet. Genel insanda. Ya hırs ve egodan, bencillikten gelir, oradan beslenir. Ya da ki bilinç ve ebedi özden beslenen varoluşsal irade var. Dünyasal ve varoluşsal irade. Evet. Şimdi o tükenmez güce ulaşmak için bizim varoluşsal bilgelik edinmemiz gerekiyor. Yani neyle başlıyoruz? Ben kimim? Evrensel soruyla başlıyoruz. Ben kimim? Geçici beden miyim? Veya bedenin içinde bulunan ebedi bilinç varlığım. Buradaki kvantum sıçrama gerçekleşiyor. Artık iradenizi sadece fiziksel yapı değil, bilincinizle beslemeye başlarsınız.
Çünkü bilinç tükenmezdir. Ve bütün hedefleriniz de varoluşsal olmaya başlıyor. Örneğin, burada bir örnek veriyorum. Şimdi bu yaygın olduğu için bir örnek. Şarkı söylüyor kişi. Şimdi bu şarkıyı ünlü olmak için söylüyorsa kesinlikle bir yerde tıkanacak. Ve sanatçıların da sürekli tıkandığını, depresyona, evet, evet, antidepresan kullandığı. Zaten şu an zaten toplum, küresel toplumun %90'ı antidepresan alıyor. Çeşitli şekilde, evet, depresyonu gidermeye çalışıyor. Depresyona kolaylık giriyor. Çünkü irade tükeniyor. Bu iradenin tükenmemesi için aynı şarkıyı ünlü olmak için değil, insanlığın gelişmesi için, değişmesi için, insanları mutlu etmek için, bunlar için kullanırsınız eğer, işte başka bir kaynak değişecek. O egodan, hırstan, bencillikten bilinçle ebedi öze doğru, kendi özünüze doğru bir geçit yapmaya başlıyorsunuz. İradenin tükenmek olması için başka bir yolu yok. Yol budur. Dünyevi amaçları geride bırakıp onları varoluşsal amaçlara dönüştürmek. Dediğim gibi şarkı söylüyorsun insanlık için, insanlığın gelişmesi için, mutlu olması için, tekamülü için söylersin, iraden güçlenmeye başlar, motivasyon artar, depresyon geçer. Ama sadece kendin için daha ünlü olayım, daha çok takipçi olsun, daha çok insan. Evet. O zaman dopinge ihtiyaç olacak. Doping nedir? Sigara, alkol, pudra şekeri ve onunla da insanlar kendini tüketiyor. Aynen. İrade bitiyor. Peki hocam, aslında süremiz çok azaldı ve değerli takipçilerimizden de çok güzel sorular geldi. O soruları da es geçmek istemiyorum. Kısaca bir de şu özgür irade konusunda yine bir bölüm okuyacağım. Çünkü izleyiciler çok istiyor bunu. Doğa bireye kendi yasalarını dayatır. Mesela birey nefes almakta, su içmekte, beslenmekte, uyumakta vesaire. Özgür iradeye sahip değil. Çünkü nefes almasa, su içmese, beslenmese, uyumasa ölür ve özgür irade artık söz konusu olmaz. Böylece bireyin iradesi hem doğanın hem de toplumun baskısı altındadır. Özgür irade konusunda en büyük illüzyon şudur. Bir insan herhangi bir şeyin yapılmasını irade edebilir. Ama her an yalnızca bir şeyin yapılmasını irade edebilir. Ve bu şeyin dışında başka hiçbir şeyin yapılmasını irade edemez. Yani şimdiki anda özgür irade tarafından birçok şeyin yapılmasının irade edilmesi imkansızdır. Hı diye kaldım. Şöyle bir hı. Ne diyorsunuz acaba? Özgür iradeyi anlatır mısınız? Yani okuyorum. Kaç kere okudum anlamadım. Şurayı anlamıyorum. Mesela diyorsunuz ki bir insan herhangi bir şeyin yapılmasını irade edebilir. Ama her an yalnızca bir şeyin yapılmasını irade edebilir. Ve bu şeyin dışında başka hiçbir şeyin yapılmasını irade edemez. Yani şimdiki anda özgür irade tarafından birçok şeyin yapılmasının İrade edilmesi imkansızdır. Söz sizde, buyurun. Evet. İradenin tükenmesi de bununla oluyor. Diyorlar ya maymun iştahlı. Şimdi insan maymun iştahlı olunca her an yeni bir şeyler isteyince, yeni bir hedefler, yeni bir şeyler. İrade hızlı tükenmeye başlıyor ve görüyoruz ki maymun iştahlı insanlar hiçbir yere varamıyor. Hiçbir hedefe varamıyor. O yüzden irade gücünü bir hedefe yönlendireceğiz. Bu arada özgür irade konusu asırlardır konuşulan, tartışılan bir konudur. İnsanın özgür iradesi var mı? Onun iradesi başka bir gücüne mi yönlendiriyor? Bu asırlardır teistler, ateistler, teologlar bunu hep konuştu. Çeşitli tabii orada yorumlar var. Biz onlara girmeyeceğiz. Kitapta daha derinden analiz yapıyoruz. Evet. Yani özgür irade konusu şudur. Sizin iradeniz kendinizle mi ilgili? Özgür müsünüz iradenizle? Ya başka bir yüce güç mü sizi yönlendiriyor? Sizin kaderiniz önceden yazılmış ve artık yapacak bir şey yok mu? Eğer kader önceden yazılmışsa o zaman ne iradesi? Zaten her şey yazılmış. İşte bu konu önemli. Evet.
Şunu görüyoruz ki bireysel irade evet özgür seçimlere bağlı. Evet sizin özgür iradeniz var. Başka bir şeye güvenmeniz yerine kendinize güvenin. Hmm. Ve bu konuda da ikinci adım, şey birinci adım özgür irade. Kendine güveniyorsun. Evet ben özgür irademle hedefime ulaşabilirim. İkincisi dediğiniz gibi tek bir hedef olmalı. İradeyi tüketmemek için. Hem buna hem buna hem bunu yapmak istiyorum. Hiçbir şey yapamazsınız. Hedefi belirleyin. Bu hedef bencil olmayıp varoluşsal olsun. Ki genelde insanlar şöyle düşünüyor. Bencil hedef olmazsa bana ne? O zaman bana ne kalacak? Ben ünlü olmayacaksa ne olacak? Tabii. Ama aslında varoluşsal hedef o hedefleri de kaplıyor. Yani insan insanlık için hareket edince kendi o insanlığın için bir parçası olduğu için kendi de yükseliyor. O orada var. O yüzden bencil hedeflerden vazgeçmek en zekice bir yaklaşım ki çoğu insan bunu anlamıyor. İşte budur. Çözüm budur. İrade tamamen varoluşsal hedeflere yönlenmeli ve o tek hedefli olmalı. Özgür iradenizi, seçimlerinizi ona buna bakmayarak, onun ağzına bakmayarak. Yani çoğu insan iradesini bir yüce güce teslim ediyor. Başka insanlar buradaki daha güçlü insanlara teslim ediyor. Onların ağzına bakıyor, onların kararlarını icra etmeye çalışıyor. Ve özgür iradeni kullanamıyor. İrade gücü düşüyor. Özgür iradeni bireysel kendin kullanmalısın. Hedefi belirlemelisin. Bu tek hedef olmalı ve varoluşsal olmalı. O zaman tükenmez bir iradeye sahip olacaksınız. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi şöyle hemen kısa cevaplarla birkaç soru sormak istiyorum. Süremiz doldu çünkü ama size hiçbir zaman doyamayız biliyorsunuz ki. Şöyle bir soru gelmiş okurlardan. İrade kırılmasıyla nasıl başa çıkılır? İşte irade kırılmasıyla başa çıkmak için ilk önce kişinin yapmalı hedefleri gözden geçirmeli. Hedefler nedir? Ne istiyor? Şimdi hedef ilişkisel ise irade nasıl kırılabilir? Ayrıldık. Ve artık gücüm kalmadı. Hiçbir şey yapmıyorum çünkü depresyona girdi. Üzüntülü, iradesi kırılmış. Hedefleri gözden geçirme gerekiyor. Birincisi, ikili ilişkilerde ne yapmalı kişi? İlk adım affetmek. Ama bu ilişkiyi hemen de restore etmek anlamına gelmiyor. Sen affet, sonra ilişkiyi değerlendir. Neler oluyor? Ve bu analizde, bu yaklaşımda irade gücü artmaya başlayacak. Ayrıca da ilişkiyi varoluşsal yönden değerlendir. Ki çoğu insan bunu hiç aklına gelmez. Benim biriyle ilişkimde, ikili ilişkide insanlığın yararı nedir? Ben insanlık için bu ilişkide yarar veriyor muyum? Kimse de bu yarar var mı? Bu düşünce, bu yaklaşımın kendisi ne kadar da birçok insan tuhaf gelecek çünkü insanın çoğu bencil. Bir değişim olacak. Göreceksiniz. Bunu bir deneyin ve bir değişim gerçekleşecek ve kırık irade restore edilmeye başlayacak. Harika. Peki iradesizlerden nasıl kurtulabiliriz? Çok iyi ya. Etrafımızda dolu iradesiz insanlar. Bugün evet diyor, yarın hayır diyor. Dengesiz de çok. Evet. Nasıl kurtulacağız iradesizlerden? Nasıl sormuşlar işte. Evet. Nasıl iradesiz insanlardan şöyle kurtulacağız. Onlarla birlikte irade psikolojisi kitabını okuyacağız. Çünkü onların bilgilendirme gerekiyor. Şimdi bilmeyen insanı iradesiz nasıl kurtulacaksın? İki yolu var. Ya onunla hiç konuşmayacaksın ya da onunla konuşarak iradesini yükselteceksin. Nasıl yükselteceğiz? Kılavuz burada. İrade psikolojisi kılavuzu burada. Onunla birlikte kitabı okuyun. İradesini yükseltti. Hocam şey sormuşlar, sizi yazar olmaya iten şey ne ve bu kitabı yazmanıza vesile olan şey nedir? Seneler önce, ben zaten 50 senedir hep kişisel gelişim alanındayım. İnsanlara bilgeliği aktarıyorum ve insanlıkla ilgilenim. Benim özel hayatım yok. Evet. Ve bu serüvende ne güzel soru. Bizim takipçilerimiz... Bu kitabı yazın, şu kitabı yazın, bu konuyla ilgili bir şeyle yazın. Siz söylüyoruz, biz unutuyoruz. Gerçi söyleşilerde kayıtlar var, kayıtlarda dinliyorlar. Hep ısrarcı olup
Bu insanlar, çevredeki insanları, takipçiler ısrarıyla kitap yazmaya başladık. Sonra birinci, ikinci, üçüncü kitap yazdıktan sonra herkes de beğenip daha fazla isteyince işte konu genişledi, genişledi. Şimdi yaklaşık 100'e yaklaşıyoruz. Ve irade psikolojisi neden yazdık? Çünkü insanlar sürekli bu konu sorular soruyor. Daha güçlü irade için ne yapabiliriz? Bununla ilgili bir kitap yazın. Tamam, kitap çıktı. Peki. Bir tanesi de kalkan balığı sever mi diye sormuş. Sizi yemeğe davet etmek isteyen okurlarınız var ama başkanımız vejetaryen, sağlıklı besleniyor. Kendisi evet, kalkan olsun. Balıklar onlara yazık. Bırakın onları denizde yüzsünler. Çünkü insanın biyolojisi, fizyoloji bu kanıtlanmış. İnternete girin, binlerce yazı var. Fizyolojik olarak insan etobur değil, otoburdur. O yüzden biz kalkan balığı yerken bünyemize, karaciğere, böbreklere, kalbimize, midemize zarar veriyoruz. Bu etli besinler kanserojendir. O yüzden sağlıklı olmak için bırakın kalkan balığı denizde yüzmeye devam etsin. Besleyelim. Peki efendim, şimdi geçen siz üniversite öğrencilere, gençlere, biliyorsunuz artık yeni yıl yeni başlangıçlar olsun artık hepimiz için. Ne söyle, şu kameraya bakarak değerli yazar, Nobel Barış Ödül adayı Akif Manaf'tan sizlere 2024 yılı totemi olsun. Hadi totem yapalım. Değerli yazardan güzel bir yeni yıl armağanı olsun bize. Yeni yıla güçlü, çelik bir iradeyle girmenizi temenni ediyorum, diliyorum. Böyle bir iradeyle istediğiniz bütün hedeflere ulaşabilirsiniz. Kitapta bunun kılavuzu verilmiş, araçlar. Kısaca da anlattık ama daha detaylı anlatımlar var. Konu iradeye dayanıyor. Yeni yıla giriyorsunuz, eski yılda ulaşamadığınız hedefler, gerçekleşmeyen istekleriniz kalmış, onlar üzücü de olabilir, hüzün verebilir. Yeni yıla başlıyorsunuz. Peki yeni yılda ben bu isteklerimi tekrar nasıl gerçekleştirebilirim? İşte bunun için çelik bir iradeye ihtiyacınız var. O yüzden yeni yıla güçlü bir iradeyle girin ve yeni yılda eski yılda yapamadığınız şeylerin hepsini yapın. Yeni yılınız kutlu olsun. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam. Efendim, Nobel Barış Ödülü dünya ünlü yazar Akif Manaf'ı ağırladık. 93. eseriyle ağırladık hem de. 2024 hepimize sağlık, mutluluk, başarı getirsin. Aşk isteyenlere aşk getirsin. Ama bence öncelikle tekamülsel eylemlerde bulunarak insanlığa hizmet etmeye getirsin. Ve daha güçlü iradeli olmak istiyorsanız da mutlaka irade psikolojisini okuyun efendim. Merve Tanrıverdi ile bilim Bilmeyenler programı her çarşamba cuma saat 15'te ekranlarınızda, evinizde size konuk olmaya geliyorum. Sizler de beni yalnız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Yeni yılda görüşmek üzere. Sağlık dolu, kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz.